Var mı önemli haberler? Hocam, Sayın Erdoğan AK Parti grup toplantısında dindar nesil konusuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak şöyle söylemiş. Dindar nesil bundan korkuyorlar. Ben kapı kapı dolaşıp 75 milyonun illa dindar olması gibi bir dayatmanın içinde olmayacağım. Bizim arzumuzdur bu. Olur olmaz. Bizim kalkıp da bir plandan insan geçirecek bir halimiz yok. Kalıplıktan insan geçirecek halimiz yok. Sen Joseph seni niye rahatsız etmiyor? Sen Benua seni niye rahatsız etmiyor? Buralarda okuyan yavruların aldıkları eğitimler bak beni de rahatsız etmiyor. Verin eğitimi, öğretimi. Herkes nereye giderse oraya gider. Yani dindar olandan çağdaş nesil olmaz mı? Sizin çağdaşlıktaki ölçünüz nedir ifadelerini kullanmış. Ya kardeşim işte başbakanın bu açıklamalar çok tarihi. Başbakan bizden hükümet olarak bu konuda bir şey beklemeyin, bizim yapabileceğim bir şey yok diyor. Haklı. Bak şunu dahi söyleyemiyor. Ancak modern dindar nesil istiyoruz dedi. O kadar. Güzel. Biz işareti aldık. Bunun dışında bir şey yapamaz hükümet. Biz de hükümetten zaten bir şey beklemiyoruz. Kendilerini bu konuda da yükümlü görmesinler. Biz sadece demokrasi istiyoruz Türkiye'de. O kadar. Özgürlük, demokrasi. Fikir hürriyeti. Cebimizdeki taşlaşmış fosili adam hanımefendi almaya kalkarsa bunu kabul etmeyiz. Ben diyor Adnan Hoca'yı gördüğümde diyor ceplerinden alacağım diyor. Okulların önünden onu geçirmeyeceğim diyor. Yani onu diyor okula nasıl diyeyim yani yanaştırmayacağım diyor. Yanlış. Yanlış. Efendim istenen sadece demokrasi. O kadar. Başka bir şey yok. Çünkü imanın delilleri o kadar güçlü ki solun dayanacağı gibi değil. Ya bilim solu biçiyor adeta. Bilim komünizmin, ateizmin, darvinizmin başının en büyük belası oldu. Benim onlara karşı silahım zaten bilim. Bunlar eskiden bilimle çıkarlardı. Dergilerinde falan işte Aristo'dan falan bahsediyor. Ben de bunlar hakikaten ne anlatıyor acaba diye merak ederdim. Bunlar kendilerini kesen sistemi anlatmışlar zaten. Kendilerini biçen sistemi anlatmışlar. Evet. Kardeşim fizikçilerden bahsediyor. Modern fizikçilerden bahsediyor. Hepsi Allah'a inanıyorlar. Evet. Lan Big Bang'den bahsediyorsun. Senin sistemin yıkıyor zaten. Evet tabii. Diyor proteinlerin yapısını inceleyelim diyor. Proteinler nasıl oldu diyor. Sen onu anlatırken zaten kendi sistemini yıkıyorsun. Tabii. Fosil bilimi teşvik ediyor. Fosil bilim zaten senin tepene yağmur gibi yağıyor fosil. Tabii. Ya kardeşim. Ama hakikaten yobazlık çok büyük bir tehlike. Şimdi hükümeti eleştirirken ne demek istiyorsun dedikleri o yani. Böyle hani yobaz hareket de var. Ciddi bir hareket var. Başbakan da diyemiyor ki tabii yani benim kastettiğim şu şahıslar değil. Şu şahısları kastediyorum da diyemez. Yani şöyle bir hareketi kastediyorum diye. Yani çünkü tabii model koyamaz ki başbakan. Nasıl evet, desin evet, yani? Evet. Bir şey anlatmak istiyor. Yani onun idealinde bir dindar bir gençlik var. Kaliteli bir gençlik var. Ben anlıyorum ne demek istediğini. Millet de anlıyor. Evet. İşte biz de o gençliği oluşturacağız. İnşallah. Yani herkes zaten o konuda ittifak halinde. Aydın, Atatürkçü, aklı başında. Kültürlü, demokrat, bilimi ve sanatı esas alan, şefkat, sevgi, merhamet, dostluk, arkadaşlık esas umdeleri olan, ufku geniş, derin düşünen, kaliteli klas gençler. Kastettiği bu. Yani bunu sen anlatırsan insanların aklına tek bir şey gelecek. Evet. Bu, inşallah. İnşallah. Bu da durdurulamaz.